Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleli. Güzel ülkemizde çıkan yangınlarda canla başla mücadele eden tüm ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün turunçgil pas böcüsü ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Tabii, Tuğba Kahraman ben. Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı bölümünde çalışıyorum. Burada entomoloji laboratuvarında meyve zararları üzerine, daha çok da meyve sinekleri üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. Ankara Üniversitesi mezunum. Lisansım ve yüksek lisansım Ankara Üniversitesi. Şu anda da Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde doktora çalışmalarımı yürütüyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve saatimiz geldi. Sunumu yansıya verebiliriz hocam. Tamam. Dersimize başlayabiliriz. Paylaşıyorum hemen. Tamam hocam. Şimdi geldi hocam. Tamam. Başlayabilirim. Evet tabii ki. İyi sunumlar. Teşekkür ederim. Turunçgil pas böcüsünden bugün sizlere bahsetmek istiyorum. Bir turunçgil zararlısı. Farklı tabii meyvelerde de görebiliyoruz. Taksonomisi Animalia, Hayvanlar Alemi Artropoda Şubesi'nden, Arachnida, Acarina takımında. Bu da bir örümcek aslında sınıf olarak. Eliophila familyasından Phyllophoptera oleivora zararlımız. Pasakarı, bu çok küçük bir zararlı. Gerçekten gözle görmeniz çok zor. Ergin dişi verdiği rengi limon sarısı renkli, kahverengi ise değişiyor. Daha açık renkli. Çok hareketli bir akar ve iki çift bacaklı. Baştan arkaya doğru incelen ve havuç şeklinde dediğimiz gibi bir yapısı var. 1,1 milimetre boyunda, gerçekten çok küçük. Orta kısımlarda tutunmaya yarayan uzantıları var. Şöyle gördüğünüz şekilde. Çıplak gözle göremiyoruz zararları. Büyüsbelli luplar yardımıyla ancak görülebiliyor ya da mikroskop altında görebiliyoruz. Dişiler yumurtaların turunçgil meyve kabuğunun girintili yerlerine yaprak veya yaprakları altına teker teker bırakıyorlar. Kışın dal ve gövde çatlaklarında ergin halde geçiriyorlar. Baharda taze sürgün ve yapraklara geçiyorlar. Daha sonra meyve oluşmasıyla birlikte de meyveye geçiyorlar. Zararına bakacak olursak nif ve ergünleri taze yaprak, filizli meyvelerde emgi yaparak zararlı oluyorlar. Emgiye uğramış yapraklar rengini kaybederek sararıyor ve hafiften soğumaya başlıyor. Taze sürgün ve yapraklarda kırmızımsı mor lekeler, görselde gördüğünüz gibi lekelere neden oluyor. Pas böcüğün meyve ve beslenmesi sonucunda doku yırtmasıyla dışarı sızan eterik yağlar dışarıda oksijenle birlikte oksitlenmesi sonucunda şu şekilde meyvelerde pas benzeri görüntüler veriyorlar. İsmini de buradan alıyor ve hani bu çok hani spesifik aslında. Gördüğünüz zaman pas böcüsü olma ihtimali çok yüksek bu meyvelerin diyebiliyoruz. Bakacak olursak görselde meyvelerde pas benzeri lekeler, meyvenin tamamını neredeyse kaplamış olanlar da var. Portakal meyvelerinde renkleri dağınık halde görüyorsunuz. Mandalinlerde meyvenin her tarafını kaplayan esmer bir renk var. Limonda daha çok gümüşlü renkler şeklinde karşımıza çıkarken diğer meyvelerde pas renginde, genelde pas renginde görebiliyoruz. Tabii bunun sonucunda bu zararlanmanın sonucunda meyve suyu içeriği azalıyor. Meyvenin kesinlikle tadı bozuluyor. Ve bu yüksek nem ve sıcaklığı seven bir zararlı. Yoğunluğu da artıyor. Yüksek nem ve sıcaklıkta zararı da artıyor. Daha fazla görebiliyoruz. Mücadele yöntemlerinde biyolojik mücadelesi var. Bu ile doğamızda çok sayıda faydalı böcek var demiştik. Turunçgil alanlarında özellikle. Bu böcekler akarların da, eliyofit akarlarının da mücadelesinde etkililer. Antokoride familyası, Coxinellidae, Tripidae familyaları ve Neuroptera takımına ait familyalarda çok sayıda predatörleri mevcut bu zararlının. Kimyasal mücadelesine bakacak olursak bu Mayıs ayı itibariyle yine bahçenin kontrolleriyle buna karar veriyoruz.
100 adet yapraklı meyvede yapılan kontrollerde yaprak başına 3-4 adet düşüyorsa eğer ilaçlama yapılır. Yine bahçede daha önce bu zarar varsa, bir seneki yıl önce işte en az %50 bölü zarar varsa zaten seneye mutlaka mücadele direkt yapmak gerekiyor. Şöyle mesela bir önceki yıl pas bölgesi olan bahçelerde tüm ağaçta değil, sadece birkaç ağaçta gördük örneği. Bir sonraki yılda sadece bulaşık ağaçları ilaçlamak yeterli olacaktır. İlk ilaçlamadan sonra yine kontrollerimiz devam edecek. Bu eşiğin altına düşene kadar ilaçlamaya devam edebiliriz. Peki şöyle bir şey var burada. Gözle görülmüyor dedik. Bunu test edemiyoruz. Yani sizler nasıl test edeceksiniz? Bu konuda bizlerden yardım alabilirsiniz. Ya da iyi bir lup alabilirsiniz. Böyle çok yakınlaştıran lup yardımıyla görmeye çalışabilirsiniz. Yine de göremiyoruz. Biz bunu anlayamıyoruz diyorsanız da gelip bize örnek getirebilirsiniz. Biz de bu konuda yardımcı oluruz her zaman. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hocam biz çok teşekkür ederiz size. Ben hemen evet çok teşekkür ederiz hocam. Ve size toparlamak mahiyetinde hocam bir soru sormak istiyoruz konuyla ilgili. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Şimdi bu böceklerin ve birçok böceğin turistik alanlarda çok fazla faydalı böceği var. Yani bunların korunmasına çok dikkat edilmesi lazım. O yüzden bizim bu söylediğimiz eşiklere ulaşmadan kimyasal mücadele yapmamaları gerekiyor. Yani doğada o faydaları koruduğumuz takdirde zaten birçok zararıyla mücadele etmiş olacağız. Yani buna çok dikkat etsinler ve verdiğimiz eşikleri lütfen dikkate alsınlar kendi kontrollerini yaparken. Çok teşekkür ederiz hocam. Ve sunumda da bahsetmiştiniz BKU veri tabanından. Evet. Yine ekrana da yansıtarak katılımcılarımızla paylaşmak isteriz hocam. Evet, bku.tarimorman.gov.tr adresine girdiğinizde yine Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığımızın veri tabanına ulaşmış olacaksınız. Hemen sol tarafta BKU veri tabanı yazan yerin sağında bir seçenek kutusu var. Buradaki seçeneklere girdiğimizde ilk olarak tavsiye arama motoruna girmemiz gerekiyor. Girdikten sonrasında da karşımıza bir sayfa çıkacak. Bu sayfada sol taraftaki ilk kutucuğun içerisine zararlının, hastalığın adını yazmamız gerekmekte. Sağ tarafındaki diğer bir kutucuğun içerisinde ise ruhsat grubu, akarasitler, cezbediciler ve daha birçok aslında madde madde verilen bilgi bölümleri var. Burada sağ taraftaki bul arama motoruna bastığınızda da ruhsatlı ilaç bilgileri sizlerle paylaşılmış olacak. Ben şu anda sayfayı genel olarak sizlerle paylaşmaktayım. Burada yine bahsetmiş olduğumuz gibi dilediğiniz hastalığın ya da zararlının adını yazarak alt kısımda kayıtlara ulaşabiliyorsunuz. Ve en önemli noktalarından birisi de burada çok fazla detay yer alması. Görmüş olduğunuz gibi son ilaçlama ile hasat arası süre gibi, dozu gibi birçok aslında önemli bilgi de bu sayfa içerisinde paylaşılmaya devam etmekte. Hocam sizler neler söylemek istersiniz? Çok faydalı bir sayfa tabii bu. Buradaki bilgilere sadık kalmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle doz ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye özellikle dikkat etsinler kontrollerini yaparken. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir nevi siteye sadık kalsınlar diye demiş olacağız o zaman. Çok teşekkürler tekrardan hocam. Ben teşekkür ederim. Evet. Hocadağlı Ahmet Beyler, iyi günler. Hocamıza her üç sunusu için ayrı ayrı teşekkür ediyorum yazısını paylaştı. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem hocamıza hem Ahmet Beylere ve tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Zaten Tuba hocamızla her bir dersimiz biraz önce de içten içe belirtmiş olduğum gibi çok güzel geçiyor. Ve evet hocam sizin son sözleriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Sizlerle de çok keyifli. Ben çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum sizlere de. Katılımcılara da çok teşekkür ederim ilgileri için. Bize her zaman ulaşabilirler. Her zaman sorularını sorabilirler. Dediğim gibi mail adresiniz her sunumun sonuna ekleniyor. Bu şekilde her zaman görüşebiliriz. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz hocam. Yine katılımcılarımızın irtibatı kesmeyeceklerini düşünüyorum. Ve evet. Şu bilgi de ben yine sizlerin de nezdinde vermiş olayım. İlerleyen bir zamanda yine YouTube'daki şu an izlemiş olduğunuz kaydımızın alt kısmında açıklamalar bölümü var. Orada sunumla ilgili bilgiler paylaşılmış olacak. Google Drive linkini aktarmış olacağız. Takipte kalmanızı rica ediyoruz ki zaten gruplardan bu konuyla ilgili bilgilendirmeleri mesaj olarak da paylaşacağız.
Evet, tekrardan bugün için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden değerli, çok fazla sizlerle ders işledik. Her biri gerçekten muazzam geçti. Tekrar da çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen dönemde yine çok daha farklı bölümlerle de devam edeceğiz kaldığımız yerden. Sizi bırakmıyoruz hocam. Daha beraberiz. Evet, beraber olacağız inşallah. Ve evet, Bitki Doktorları eğitim serimiz içerisinden turunçgil pas böcesi ve mücadelesi dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ'a, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Miraç Yayla'ya, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman'a bir kez daha ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir dersimizde, bölümümüzde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla.